Türkiye'miz Atatürk devriminden bu yana, yani İstiklal Savaşımızdan, Cumhuriyet devriminden bu yana ilk kez çok köklü bir değişikliğin eşiğinde. Yani 1920'lerde, 30'larda Türkiye bir devrim yaşadı. Ona Atatürk devrimi diyoruz, Kemalist devrim diyoruz, İstiklal Savaşı ve Cumhuriyet devrimi. O köklü değişiklikten sonra, yani devrimden sonra Türkiye şimdi 2020'li yıllarda, hatta bu 2014-15'ten başlayan bir süreç, çok köklü devrimci bir sürece girdi. Tabii Atatürk devrimi de daha önce 1876 devriminin, 1908 devriminin devamıydı. Bizim Milli Demokratik devrimimiz 1876 birinci meşrutiyetle, yani anayasanın ilanıyla başladı. 1908 Hürriyet devrimiyle ikinci atağını yaptı. Kemalist devrimle doruğa çıktı. Şimdi tamamlama sürecine girdi. Yani 1876'dan bu yana 146-150 yıllık bir milli demokratik devrim süreci yaşıyoruz. Milli demokratik devrim. Bir yönüyle milli, yani bağımsızlık ve millet olma sürecinde devrimci atılımlar. İkincisi de demokratik, yani bir halk devrimi. Orta çağdan, orta çağ ilişkilerinden, ağalıktan, beylikten, şeyhlikten kurtulma devrimi. Şimdi o devrimin tamamlanacağı sürece girdik. Bu süreci de şöyle kısaca hatırlayalım. 2014 yılında baharda bizim Vatan Partisi olarak Silivri duvarlarını yıkmamızla başladı bu süreç. Silivri duvarının yıkılması basit bir hapisten kurtulma olayı değil. O Amerika'nın Türkiye'ye kurduğu duvardı. Yani Türkiye'yi bölmek için Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye topraklarında içinde olduğu bir kısmının, bir sözüm ona Kürdistan, aslında ikinci İsrail Devleti. Arkadaşlara sen diyeceksin. İkinci İsrail Devleti kurmak için Türk ordusunun seçkin subaylarını, vatansever subaylarını Silivri'ye hapsetmişlerdi. Ergenekon Balyoz tertipleriyle. 2008-2007'de başladı o süreç. Ve aynı zamanda Vatan Partisi'ne, yani Türkiye'yi silahla koruyacak olan, Türkiye'nin bütünlüğünü silahla koruyacak olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ve Türkiye'nin bütünlüğünü siyasi alanda merkezi güç olarak koruyan, öncü güç olarak koruyan Vatan Partisi'ni hapse attılar. Niçin? Türkiye'yi bölme operasyonu Amerika Birleşik Devletleri'nin. İkinci İsrail kuracaklardı. O Amerika Birleşik Devletleri'nin meşhur Büyük Ortadoğu projesinin bir gereğiydi, merkezi olayıydı. Ama Türkiye kefeni yırttı. Nasıl yırttı? O 6 yıllık, 7 yıllık 2007-2014 Balyoz Ergenekon sürecinin sonunda Vatan Partisi önderliğinde yürütülen mücadeleyle Silivri duvarları yıkıldı. Silivri duvarlarının yıkılması Türkiye'nin özgürleşmesi. Bir kere Türk Silahlı Kuvvetleri hapisten çıkıyor. Yine emniyetimizin, vatansever polisimizin, vatansever güçleri hapisten çıkıyor. Vatan Partisi hapisten çıkıyor. Bu bir özgürleşme. Dolayısıyla o 2014'te başlatıyoruz bu son Kemalist devrimin, Milli Demokratik devrimin tamamlanması sürecini. Arkasından gelen olaylar da zaten son derece önemli. Yani bir kapı açıldı. Silivri duvarının yıkılmasıyla Türkiye'nin önünde bir kapı açıldı. Bir kapı açtık. Daha doğrusu kendiliğinden kapılar açılmıyor biliyorsunuz. Ve ondan sonraki olayları bir hatırlayalım. Türkiye Amerika'nın üzerine yürümeye başladı. Fethullah terör örgütüne karşı,
uygulamalar, PKK'ya karşı 2015 24 Temmuz'unda PKK'yı hendeklere gömme harekatı başladı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, hükümetin kararıyla. PKK kim? Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgemizdeki kara kuvveti. Amerika'nın başkanı bizzat dedi ki bu PKK dedi bizim Orta Doğu'daki kara kuvvetimizdir. Hani hava kuvvetleri, kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri var ya, bizim kara kuvvetimiz dedi Amerika, bu PKK'dır. FETÖ kim? O da Amerika Birleşik Devletleri'nin Türk devletinin içine yerleştirdiği Gladio diye hepimizin bildiği yeraltı gücü. Bütün NATO ülkelerinde Amerika Birleşik Devletleri NATO ülkelerine Türk orduların içine, polisin içine, yargının içine o yeraltı örgütünü yerleştiriyor. Süper NATO da deniyor buna. NATO'ya girdiği zaman bir ülke o örgütlenmede kuruluyor. Amerika'nın o devleti, o ülkeyi kontrol etmesi için ordunun içine, polisin içine, yargının içine, devlet kurumlarının içine yerleştirdiği örgütlenme, Gladio. Türkiye işte bu 2014'ten sonra PKK'nın üzerine yürüyor. Amerikan Gladiosu'nun üzerine yürüyor ve buna Amerika'nın yanıtı, cevabı 2016 yılı 15-16 Temmuz gecesi bir darbeyle geldi. Amerika baktı ki Türkiye bir temizlik yapıyor. Amerika'nın kuvvetlerini Türkiye'nin içinde temizliyor. FETÖ'yü temizliyor, PKK'yı üzerine yürüyor ve temizliyor. Devlet iktidarını ele geçirmek, Ankara'yı ele geçirmek için bir darbe tezgahladılar. 2016 yılında, 6 yıl önce, işte bazılarınız daha gençti, diyelim çocuk yaşlardaydı, bazılarınız daha yeni ergenlik yaşlarına girmişti. O günleri hatırlıyorsunuz. O 2016 yılı 15-16 Temmuz gecesi Türkiye tarihinde bir dönüm noktası. Neden dönüm noktası? Çünkü Amerika Ankara'yı ele geçiriyordu. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk milletinin de desteğiyle o gece ne oldu? Ezdi Türk polisi, Türk ordusu, halkın da desteğiyle o Gladio darbesini, FETÖ darbesini ezdi, öldürdü bir kısmını. Geri kalanlarında önemli bir kısmını hapse attı ve o temizlik devam ediyor. Şimdi bu tarihi bir olay. Neden tarihi bir olay? İlk defa bir NATO ülkesinde NATO'nun o devlet içine yerleştirdiği yeraltı örgütü silahla tasfiye ediliyor, eziliyor. Bunu ne Almanya yapabildi, ne Fransa yapabildi, ne İngiltere yapabildi, ne İtalya yapabildi, ne Hollanda, Belçika, Yunanistan, diğer NATO ülkeleri yapabildi. Ama Türkiye yaptı. Neden? Çünkü Türkiye NATO içindeki doğu, NATO içindeki mazlumlar dünyası, NATO içindeki devrimci dünya, NATO'ya yabancı, yani bir Amerikan emperyalizminin ve diğer Avrupa emperyalistlerinin örgütüne, o örgütte yabancı olan, en yabancı olan ülke hangisi? Türkiye. Ve temizlik oradan başladı. Onun devamı, bakın Türkiye'nin özgürleşmesinin sonuçlarını yaşadık. 15-16 Temmuz 2016, Gladio'nun silahla bastırılması, temizlik harekatının başlaması, ondan hemen 40 gün sonra 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı harekatıyla Türk Silahlı Kuvvetleri Amerika ve İsrail'in Suriye'nin kuzeyindeki koridorunu yardı. Amerika ve İsrail bir koridor oluşturmuştu. Yani o Barzanistan, Irak'ın kuzeyinde kurulan Amerika'nın Körfez Savaşı ile kurduğu Barzanistan'dan Doğu Akdeniz'e uzanan bir koridor. Kürdistan'ın denize açılması lazım. O koridor onun için inşa edilmişti. İşte Türk ordusu o koridoru yardı geçti. Amerikan planını Fırat Kalkanı harekatıyla bozdu. Tarih 24 Ağustos 2016. Onun arkasından bir yandan FETÖ'nün temizlik harekatı başlıyor. Yine sınır ötesinde PKK'ya karşı ve DEAŞ'a karşı, yani hem diyelim YOBAS terör örgütüne,
hem bölücü terör örgütüne karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hepimizin bildiği, yaşadığı Zeytin Dalı Harekatı, ondan sonra Barış Pınarı Harekatı, işte Afrin'den PKK'nın temizlenmesi, o olaylar geldi. Yani Türkiye özeti Silivri Duvarı'nı yıkmamızdan sonra, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özgürleşmesinden sonra Amerika'ya karşı bir silahlı mücadele içine girdi. Amerikan kuvvetleriyle silahla mücadele eden bugün dünyada 3 tane ülke var. Biri Suriye, 2010'da başladı. Biri Türkiye, onun hikayesini işte anlatıyoruz. Biri de Rusya, Ukrayna'ya girerek Amerika'ya karşı silahlı mücadele yürütüyor. Ve bugün o mücadele devam ediyor. Türkiye hem yurt içinde Amerika'nın kuvvetlerini, FETÖ'yü, PKK'yı temizliyor, hem yurt sınır ötesindeki harekatlarla temizliyor. Ve bu harekatlar, tekrar altını çizerek söylüyoruz, Amerikan emperyalizmine karşı harekatlar. Peki bunların toplamına baktığımız zaman, yani Silivri Duvarı'nın yıkılması, Fırat Kalkanı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı, ondan evvel Zeytin Dalı Harekatı, bütün bunlara baktığımız zaman bu nedir? Türkiye'nin bağımsızlaşması, toprak bütünlüğünü sağlaması, yani milli demokratik devrimini, 150 yıldır devam eden milli demokratik devrimini tamamlanması harekatları. Milli demokratik devrimimizin iki ayağı vardı. Biri bağımsızlık ve toprak bütünlüğümüz, öbürü de demokrasi, yani Türkiye'nin ortaçağ ilişkilerinden kurtulması. Ve bu ikisi birden yürüyor. FETÖ'nün temizlenmesi de bir ortaçağ ilişkilerinden kurtulmak. Bir yönü Amerika'nın Türk devleti içindeki örgütlenmesinin tasfiyesi, bir yönü de Türkiye'nin, Atatürk'ün ifade ettiği bir program var değil mi? Türkiye, şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar ülkesi olamaz. Mensuplar ne demek? Cemaat mensupları, tarikat mensupları. Bu bir demokrasi programı. Türkiye, şeyhler, dervişler, müritler, cemaat mensupları ülkesi olamaz. Yani Türk milleti özgür insanlardan oluşur. Cemaat müritlerinden oluşmaz, şeyhin müritlerinden oluşmaz. Başıdik, özgür, hür insanlardan oluşur. Dolayısıyla bu yaşadığımız olay hem PKK'dan kurtulmak, hem FETÖ'den kurtulmak, Türkiye'nin aynı zamanda orta çağdan kurtulması sürecinde 150 yıllık yürüttüğümüz devrimci mücadelede tarihi olaylar. İşte şimdi neredeyiz? 2022 yılındayız. Bu sürecin kritik yılına geldik. 2022-2023 önümüzde. Bu Türkiye'nin kader yılı. Önümüzde aynı zamanda Haziran ayında biliyorsunuz bir seçim de var. Ve bu seçimde de yine hangi kuvvetler çarpışıyor? 150 yıldır savaşan kuvvetler. Yani bir tarafta emperyalizmin güçleri var. Biz onlar işte Biden tayfası diyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi, Altılı Masa dedikleri doğrudan doğruya Amerika Birleşik Devletleri'nin planlarında, Türkiye planında rol alan ve Tayyip Erdoğan'ı devirme planında rol alan partiler. Öbür tarafta da hangi güç var? Türkiye'nin milli güçleri. Yani Türkiye'nin sonuç itibariyle bağımsızlığından yana olan, FETÖ'yü temizleme bağlamında ortaçağ ilişkilerine karşı mücadele eden kuvvetler var. Tabii o kuvvetler içinde de önder konumunda olan bir Vatan Partisi var. Bir de yalpalayan, zikzaklar içinde olabilen, tereddütler içinde olabilen müttefik güçler de var. Ve bu mücadelede şimdi Türkiye bir karar yılına giriyor. Dolayısıyla bu milli demokratik devrimimizin tamamlanabileceği bir süreci yaşıyoruz. Olgunlaştığını görüyoruz. Şu ana kadar anlattıklarımla olayın iç cephesine baktık. Bir de olayın uluslararası bölge ve dünya cephesi var. Oraya baktığımız zaman da dünyada neyi görüyoruz? Amerika Birleşik Devletleri'nin, yani bizim yaşadığımız milli demokratik devrimin esas düşmanı olan Amerika Birleşik Devletleri'nin her yerde, 7 iklimde yenildiğini görüyoruz.
Afganistan'da yeniliyor. Afganistan Kurtuluş Savaşı yapıyor ve Amerikan emperyalizmini ülkesinden kovup attı. Kazakistan'da darbe yapıyor Amerika, orada yeniliyor. Suriye'de amaçlarına ulaşamadı, Beşar Esad'ı devirecekti, deviremedi. Ondan evvel Arap Baharı sürecinde Tunus'ta yenildi, Mısır'da yenildi. Çin'e diş geçirmek istiyor, yapamıyor. Rusya ile savaşta durumu Amerika'nın parlak değil,